Merhaba oyun severler, Oyunbaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dawn of Man'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Sanırım 13. bölümdü. Arkadaşlar, az önce ben oyuna giriş yaptım ve bir de ne göreyim? Yağmacı baskını. İşte burada arkadaşlar, yine 2, 4, 6, 8 kişilik bir yağmacı grubu bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar, geçen bölümden biz bunu birazcık şey yapmıştık. Demosunu yapmıştık. Hemen şöyle kapıları da kapat. Tüm kapıları. Şimdi 4x hızına getir. Dur. Dur. Bir şeyler oluyor. Niye insanlar içine girmedi? Arkadaşlar. Dostlarım fark ettiniz mi? Biz 8 kişiye karşı sadece 2 tane kayıp verdik. Bu müthiş bir şey. Bu harika bir şey. Yani bundan biz yani ben hiç böyle beklemiyordum bunu ya. Gerçekten çok iyi oldu. Devam edelim ya. Müthiş oldu arkadaşlar ya. Gerçekten çok sevindim buna ya. Bir de şu güzelliğe bir bakın. Kaç tane? 2, 4, 6, 7. Şurada bir tane vardı. 8. Almışlar onu şimdi. Şimdi bir tane daha getirip koyarlar benden. Bitecek tabii. Hızlandıralım. Ama ben bu işi beğendim arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Ben bu kadar hiç beklemiyordum. Ya o menzilli saldırı olayı gerçekten bayağı işimize yaradı. Kameranın tam olduğu yere yıldırım çakmaca böyle sesimizle gider. Şu an bakıyorum da bitirmedikleri yer bir iki tane falan kalmış. Bunları zamanla bitireceklerdir. Tabii ki biz şöyle bir şey yapacağız. Bunların yavruları yok mu? Abi iptal et, iptal et. Eşekler öldürmeyin. Eşekler bize lazım. Bunları avlayabilirsiniz bak. Bunları öldürebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Ama eşek öldürmek yok. Eşekler öldüreni keserim boğazını. Eşekler bizim her şeyimiz. Baba sen öleceksin galiba ya. Kurt saldırmaz. Seni saldırsın. Oha, bizim adama takla attırdı. Ölmedi adam da. Bizim adam ölmedi. İlk defa mı biz onu avlamışız ya? Tüccar gelmiş. Bak, bana eşek getirmiş ol. Oh be. Hepsini ver. Ne kadar? Oha. 600 mü? Allah belanı vermesin. Ben de seni bekliyorum ne zamandır. Al. Al. Başka ne vereceğim ben sana? Abi böyle acımasızlık olur mu ya? Ben sabahtan beri bunu bekleyeyim. Mızrağı veremem ya. Şöyle vereyim ya. Hadi birer tane de. Ya olmaz ki böyle ya. Ya ben sabahtan beri bekliyorum yani böyle vicdansızlık olur mu ya? İki tane bari ver. Al. Allah belanı vermesin ya. İki tane eşeğe biz ne kadar para verdik?
Köpek bizon tarafından öldürüldü mü? Yani ne diyeyim yani, ne diyeyim? Dur lan. Doğru artık canım, Allah Allah. Sizi doğada serbest bırakıyoruz. Sizde halen daha bir tık yok yani. Böyle olmaz. Biraz et falan verdik ama yani yapacak bir şey yok. Bazı insanların kışlık giysileri yok. Abi sen ne demek istiyorsun şimdi, bak bu kadar. Kışlık elbisemiz falan da bayağı var yani ama bilmiyorum ki. Acaba şuradaki kışlık elbise şeyini devam ettireceğiz. O da bir muamma. Dal parçası mı yok yoksa ya? O da var lan. Dal parçaları da var. Niye yapmıyorlar acaba bunu? Ne bu? Kurutulmuş deri de istiyor. Bu ondan da bayağı var. Amacın ne yavrucuğum ya? Ne istiyorsun? Onarmışlar mı? Onarmışlar. Bir bu kalmış. Sen onu nereye götürüyorsun? Yük ambarı. Bu kadar deriyi nereye götürüyor acaba? Bu kadar deriyi oraya götürdü. Daha sonra oradan iki tane et aldı ve geri gidiyor. Vallahi enteresan ya. Bir akıl sır erdiremedim ben bunlara ya. 17 tane eşeğimiz var. Bu gayet iyi bir şey. Şimdi bence bunun neden böyle oluyor? Şu sınırlandırmalara bakalım. Artır. Artır. Yani bunlar da artır. Dedik. Mesela %100'ünde şey olsun. Bu ne? Mızrak. %50'sinde mızrak olsa yeter. Hepsinde ok olsun ama. Hepsinde kalkan olsun. Yarısında kılıç olsun. Daha sonrasında 10 tane demiş. Artır abi bundan 20-25, 30 tane yap. 30 tane yap. 30 tane. Keçi 25 tane yeterli. %100 eşek. Sınırsız hatta. Sınırsız. Yakalayabildiğin kadar eşek yakalayın. Tane yeter ya. Yap abi yap. Boş durmayın ya. Gayet iyi ilerliyoruz yani şu an medeniyetimizi resmen küllerinden doğdurduk. En başlarda biraz o bir sıkıntılı bir süreç vardı da oradan çok rahat bir sıyrıldık. Şuraya da bir tarla daha yapacağım şimdi. Artık yani şu insanların açıkta işte açlıktan ölüyor falan. Bunlara gelemiyorum artık. Bakayım.
Bizim ileriki safhalarda bir tane konuta ihtiyacımız olacak. Hiç biz bunu göz önünde bulundurarak şuraya bir tane ben konutumu şimdiden inşa edeyim. Şimdiden buraya ben konutumu inşa edeyim. Kış atlatıldı, bir bilgi puanı verdi. Burada daha var değil mi? Oo, daha var var. Abi çıkartın. Bak eşekler. Keseceğim çükünüzü ha. Hadi oğlum. Bir kez daha hızlandıracağım şöyle. Tüccar geldi dedi. Tüccara bakalım. Eşek değil bu. Keçiymiş. Müşteri var. Deriler var. Yazlık deri elbise falan. Bunları da ver. Bunlar da lazım bana. Al sana 20 tane şey vereyim. Al bunları da. Hadi git. Ekmekler çürüyeceğini bildiğim için. Yapacak bir şey yok. Yani şu an refah seviyemi falan merak ediyorum. Halkım ne durumda? Bana karşı ne hissediyor? %92 refah seviyem var. Gayet iyi. İtibarımız da yeterli. Şu an iyi durumdayız. Bakacağız. Tane çakmak taşımız var. 23 taş, 3 tane megalit. Megalitleri nereye koyuyorlar acaba ya bunlar? Getirdiler de megalitleri. Depolara koymazlar herhalde, değil mi? Vallahi bilemeyeceğim ya artık nereye koyarlarsa koysunlar onları. Bunlar sürekli üretim halindeler. Şunların acaba sınırlandırmaları var mı? Bakırdan şeylerin falan. Ya bunların çeşit çeşit yok sadece. Tür var. Bakın şimdi sizi yakalayayım mı avlayayım mı? Hadi avlayacağım sizi. Sadece eşeklere acımak var. Size yok. İstediğiniz kadar avlanabilirsiniz dostlarım yani. Sıkıntı yok. Kapıları açtık değil mi biz? Baskından sonra. Beşinci kulübe inşa edildi. Artı bir bilgi puanı. Yeni insan doğdu. Ne olsun abi, sıkıntı yok. Hemen şuradan bakalım. Bir şeyler de dedi ama. Meyve ağacı dikme. Ne açılıyormuş? Çavdar ekme, kiraz, güvez, kestane falan. Bunu araştıracağız mecbur. Kışlık giysileri yok. Meyve dikme ağaçları açılmış. Yani bunlar benim için çok fazla bir artı bir şey değil. Yani bunları ben zaten normalde de dikmiyorum da. Şu keten ağacı inanılmaz güzel oldu yani. Keten ağacı gerçekten inanılmaz güzel oldu. Şuraya da bir tane biz şey yapalım mı ki? Kaynak çıkarma. Nasıl bir kaynak çıkarma? Su çek. Tanen topla. Çamur çıkar falan. Bunu kesersiniz lan bunları. Kesemiyor musun bunu yani?
Şuraya bir tane daha yapacağım ya. Şu gernikten yapasım var. Aa dur. Şunu 4x hızını al. 8x. Benim canımı sıkmayın. Ne yapalım yani şimdi? Hadi be, köpeğim öldü mü? Yok, ölmedi iyi. Dur, eşekler. Tabii ki evcilleştiremiyoruz. Bir eşek ayağıma kadar geliyorsa. Ayı mı lan bunlar? Hiç ayı avlamadım aslında. Bir tane bilgi puanı onlardan kazanabilirim de. Gerek yok. Yok gülüm ya. Hiçbir şeye ihtiyacım yok bilebilirsin. Keten mi? Keten şey çıkmış burada. Ne? Galiba her yere inşa ettik. Bunlar zamanla galiba çürüyor. Biz de onları yeniden tamir ediyoruz. Ama herhangi bir zor bir şey yok ya. Onların tamiri de kaç zaman istiyordu galiba, değil mi? Bakayım şöyle tamir isteyenlere. Ne istiyor? Aa, bir saman bir deri. Vay babam vay. Sıkıntı. 3 tane yeni insan katıldı. Bir saniye hemen şu kulübe işine bir daha bir el atayım. Bu araya tabii ki yapamayacağız evimizi. Yani ev yapma birazcık sıkıntı olmaya başladı sanki birazdan. Bir. İki. Yapamıyoruz. Şu evin ortasını yapabilsek sana yaptırırdım oraya. Güzel bir eviniz olurdu orada. İki tane daha ev yaptıralım madem. Devam edelim. Artık çarpık kentleşme değil artık bu. Yani kentleşme değil. Başka bir şey yani. Bunun adı da başka bir şey. 53 kişi var. Bak şuralara da ben bir şeyler yaptırabilirim. Konut monut. Buradan böyle büyür giderim yani. Şuralara doğru giderim ben. O yüzden sıkıntı yok. Önce bir şu yapın dediklerimi yapsınlar bir. Bakalım ne yetecek, ne yetmeyecek. Şunu çıkartın ya artık. İş gücü 115, %115. Toplayın, toplayın, toplayın. Yüzüncü tahıl elde edildi. Artı bir bilgi puanı verdi. Bizim bilgi puanımız da doldu ya. Çavdar ekme. Açılacaklar mayalama falan açılıyormuş. Çavdarlama falan. Hadi bunu açalım. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu bölümü de burada sonlandıralım isterseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.